Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir şey göstermek istiyorum size. OTP'de oldu. Bir tane işte gezegen değil işte Microtech'in ayılarının bir tanesi OTP. Nomad'ımı aldım ve oraya gittim. Onunla ilgili bir şey göstereceğim. Ama ilk önce size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalım gittikçe büyüyor. Yavaş olsa da yine de büyüyor ve izlemeler de gittikçe yükseliyor. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu kanalı beğeniyorsanız ya da Star Citizen'i seviyorsanız lütfen bana like atın ve abone olun. Çünkü sadece Star Citizen'le ilgili size videolar sunuyorum ben. Evet, gelelim konuya. Konu şu. Ben aslında orada bir mağara görevi var. Oraya inmek istedim. Dediğim gibi OTP'da. Çünkü bir dahaki videomda size işte mining ile ilgili bir şey göstermek istiyorum. Ama burada işte gemimle inmek istediğimde çok ilginç bir şey oldu. Oradaki hava durumu gerçekten çok, yani aşırı fırtına falan var. Bu aslında anormal bir şey değil. Çünkü biz hep fırtına falan görüyorduk zaten bazı gezegenlerde. Yalnız burada o kadar çok fırtına vardı ki yani gemimi zor uçtum gerçekten. Ve bunu göstermek istedim size. Çünkü bence hani şöyle bir şey var. Acaba bug mı yoksa bu oyunda normal olan bir şey mi? Hani CIG bununla ilgili yine bir değişiklik mi yaptı? Bilmiyorum. Bunu belki live'da yine denememiz lazım. Ama sizce ne olabilir? İsterseniz açıklama bölümüne yazın. Gerçekten orada havada zor durdum yani. Şimdi az sonra göreceksiniz. Yavaş yavaş iniyorum. Bu ara bu görüntü gerçekten çok güzel. Hani şey çok seviyorum Star Citizen'de, böyle uzun uzun yol uçmak çok hoşuma gidiyor. Bundan dolayı bu delivery görevleri var. Onu çok yapıyorum mesela. Gerçekten kafa dinleyebiliyorsunuz. Yani bir paketi alıp başka bir yere götürüyorsunuz ya, o görevleri demek istiyorum. Ve yani oyunu tanımış oluyorsunuz bu arada. Hani bütün gezegenleri gezmiş oluyorsunuz. Ama burada gördüğünüz gibi bir tane Misk Prospector var. Neden biliyor musunuz? Tahmin edin. Çünkü ben önceden de buraya gelmiştim. Ve bu fırtınadan dolayı öldüm orada. Evet, gemim orada kaldı. Çıkmak istiyordum. Fırtına beni resmen alıp götürdü yani. Öldüm. Çok ilginç bir şeydi. Direkt Nomad gemisini alıp geldim buraya. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Nomad çok güzel bir gemi. Bununla ilgili de bir video yaptım size. Gemi rehberinde. Yani tavsiye ederim. Çünkü bu güzel bir başlangıç gemisi. Eğer bu oyunu almak isteyen varsa, düşünüyorsa, bu gemi mesela çok iyi bir gemi. Tavsiye ederim. Ve burada şimdi yavaş yavaş işte inmeye çalışıyorum. Bu ara bu geminin sesleri çok muazzam gerçekten. Çok yani güçlü bir motor sesi var. Yani çok seviyorum. Ve şimdi çenemi kapatacağım. Siz izleyin ne oldu. Burada mesela ben geri uçmuyorum. Rüzgar beni geri itiyor ve full boost'la öne gitmek istedim ama olmadı. Resmen yani alıp götürdü beni şey fırtına. Ama sonunda başardım ve gemimden inebildim. Hemen gördüğünüz gibi motorları kapattım. Gemi yerinde dursun diye. İlk defasında işe yaramamıştı ama bu sefer işe yaradı. Evet, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiysen lütfen bir like at. Hatta kanala şey abone ol. Bana böyle destek olursunuz. Bir dahaki sefere inşallah yine görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Bye.